İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri, bugün burada çok değerli iki konuğum var. Sporcu, eğitmen ve aynı zamanda iki yakışıklı konuğumla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. İyi ki geldiniz. Çünkü çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Bu yoğunluğun içinde buraya vakit ayırmanız beni çok mutlu etti. İzmir'e dair TV ve kendi adıma söylüyorum bunu. Biz teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun. Sağ olun. Evet Kadir Hocam, önce Kadir Bingöl, Court Training Club sahibi, yani spor merkezi sahibi, eğitmen ve sporcu kendisi. Batuhan Yeşilturna, sporcu, eğitmen kendisi de. Önce sizi kısaca tanıyalım, Kadir Hocam'dan başlayalım. Aynen, ben Kadir Bingöl, spor eğitmeniyim. Kültür Park Tenis Kulübü'nün içinde fuarda bir küçük butik işletmemiz var. Burada üyelerimize personal training, yani birebir eğitim hizmet veriyoruz. 7'den 70'e çok öğrencimiz var. Küçük çocuklara kondisyon, koordinasyon hizmeti veriyoruz. Kendi üyelerimiz var. Kilo alma, kilo verme, her alanda. Yukarıda pilatesimiz var. Evet. Orada hizmetimizi vermekteyiz. Batuhan Hocam'la birlikte. Evet, Batuhan Hocam, siz kendinizi kısaca tanıtın. Ben de Batuhan Yeşilturna. Basketboldan gelmeyeyim, spor aslında. Oradan başladım. Şu anda eğitmenlikle devam ediyorum. Profesyonel basketbol kariyerimi bitirdim. Biraz erken bir bitiriş oldu aslında yaşıma bakarsanız. Evet. 28 yaşındayım ben ama hem bu alanı daha çok sevdim sporla, hem de birkaç sakatlık yaşamıştım. Gibi gibi sebeplerden ötürü motivasyonumu birazcık daha profesyonelliğe kaybedip amatör şeklinde devam ediyorum. Bazen akışında bırakmak çok iyi. Aynen, akışındayım. Yani spor yapmayı seviyorum. İnsanlara spor yaptırmayı seviyorum. Ve yani bir 4-5 senedir de, 5 senedir hatta eğitmenlikte devam ediyorum. Farklı branşlarda denediğim oldu. Yani yüzmeyle başladım, basketbola yöneldim. Sporun kendisini seviyorum, öyle söyleyeyim yani açıkçası. Şu anda da insanların hayatını değiştirebilmek, onlara bir motivasyon sağlamak, onlarla birlikte onların iyi haline yolculuk edebilmek benim sevdiğim bir şey. Nitekim birlikteyiz zaten. Sen de bize geliyorsun. Evet, evet. Sonuçlarımız ortada yani gerçekten baktığınız zaman. Aynı zamanda Batuhan Hocam tabii ki bir survivor kendisi ama aynen, bu programda çok az değineceğiz. Daha sonra bir başka programda sizinle ayrıca uzun uzun bu konuları da konuşuruz Batuhan değinelim Hocam. Değinelim oraya da. Evet Kadir Hocam, size sormak istediğim şudur. Madem ki bir spor merkeziniz var. Evet, Kültür Park Tenis Kulübü'nün kendi bir üyesi içinde. Güzel bir merkeziniz var. Evet. Benim de gelip oradan yararlandığım. Bu merkezinizden, bu spor kulübünüzden bahsetmenizi isteyeceğim. Kimler geliyor, hangi yaş gruplarında geliyorlar oraya ve hangi dallarda veya alanlarda yardımcı oluyorsunuz? Bizim 7'den 70'e birçok öğrencimiz var. Küçük çocuklarımız var, tenis oynayanlar, bizden kondisyon desteği alanlar var. Sonra kilo almak isteyenler var, kilo vermek isteyenler, kas olarak kilo almak isteyenler. Yukarıda pilates eğitimimiz var. Orada hocamız reformer'la ilgili orada ders yapmakta onlar da yukarıda. O şekilde 7'den 70'e yani çok çeşitli aynen hitap ediyoruz. Kulübümüzün içinde, yeşilliklerin içinde. Çok güzel bir salonumuz var orada. Evet, gerçekten öyle. Yağmurunda, güzel havasında çok güzel bir ortamı var. Siz daha önce spor geçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben de basketbolcuydum, Batu Hocam gibi. Aynen. 2010 yılında bıraktım ben basketbolu. Spor akademisine yöneldim. Orada Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Orada eğitimi tamamladıktan sonra bir 3 yıl Amerika'ya gittim. Orada yine kendi alanımda eğitimler aldım. Bu kişisel spor eğitmenliği alanında. Sonra 2018'de geri döndüm İzmir'e. Orada çalışmaya başladım. Sonra bu sene de çalıştığım yeri devralmak nasip oldu. O şekilde güzel bir ekibimiz var. Hep birlikte devam ediyoruz. Gerçekten öyle. Çok tercih edilen bir spor merkezi. Herkesten zaten gördükleri zaman anlayacaklar. Çok farklı bir ortam, keyifli bir ortam. Evet. Kendim de yararlandığım için biliyorum. Zaman zaman böyle kaçamaklarım oluyor ama hocam. Sizlerle güzel. Teşekkür ederim. Şehrin içinde ama şehrin bir yandan da dışında gibi bir orman havası vesaire insanı huzurla dolduruyor gerçekten. Zaten bir spor kompleksi olarak düşünülüyor orası. Siz Batuhan Hocam, sizler spor geçmişiniz biraz, basket yaptığınız, profesyonel olarak yaptığınızı sonra bıraktığınızı söylediniz ama nasıl gelişti bunlar daha? Ben aslında birazcık ayrıntılandırayım. Ben babamın çok isteği ve hevesiyle spora yöneldim. Açıkçası biliyorsunuz geçmişten birazcık daha aileler hep çocuklara oku, çalış, ne işin var,
topçu mu olacaksın, popçu mu olacaksın gibi birazcık daha eski kafaların bu tarz yönlendirmeleri vardı. Babam içinde kalan spor aşkını benle yaşadı. Öyle söyleyeyim. Öyledir abi. Yani beni yüzmeden aldı, basketbola götürdü, sörfe götürdü, atletizm yarışına soktu. Yani gerçekten çoğu branşı yönlendi ve ben basketbolu seviyorum ya. Yani. Bununla devam etmek istiyorum. Uzun yıllar oynadım altyapıda, sonra bir A takıma da yükseldim. Nitekim başta söylediğim gibi hem sakatlıklar hem de biraz motivasyonumu kaybetmemden ötürü bıraktım ama sporun içinde kaldım. Antrenörlükle devam ettim. Bu yüzden mutluyum zaten. Ben de Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezunum. Orada spor yönetici bölümü okudum. Onun akabinde de zaten gerekli sertifikalarını da tamamladıktan sonra eğitimlerime devam etmekteyim. Evet. Şu anda da Kadir Hoca ile birlikteyiz zaten, onun da söylediği gibi. Memnunuz, çok güzel gidiyor gerçekten. Güzel bir uyum sağladık. Bu sene tanışmamıza rağmen gerçekten yıllardır tanışıyor gibi. Evet. Yani birbirimizin eksiklerini de artılarını da güzel bir ekip olduk yani. Uyum çok önemli. Uyumluyuz. En önemli şey. Gerçekten uyumluyuz yani. Gelen, oraya gelenlere de yansıyor. Kesinlikle öyle. Evet. Hı-hı. Çok doğru. İnsanlar buraya kafasını dağıtmaya geliyor. Aynen. Sonuçta. Enerjilerini yükseltmeye geliyor. Biz de onlara gerçekten bu enerjiyi vermek istiyoruz. Veriyorsunuz. O yüzden de mutluyuz. İyi ki varsınız diyeyim ben. Peki ikinize de aslında sormak isterim. Hı-hı. De. Tabii. Şimdi orta yaş ve üstü için tabii profesyonellik olarak düşünmeyin. Spor yürüyüşlerin çok iyi olduğunu, şu kadar adım atacaksınız. Kimisi işte yüzmenin çok daha iyi vücut sağlığı açısından, formda kalma açısından. İşte pilatesi savunanlar var. Bu üçü konusunda ben biraz sizden bilgi almak istiyorum. Yüzme, yürüyüş veya pilates, neyse reform olsun veya diğer tür pilateste. Ne gibi farklılıkları var, yararları var? Sizden bu konuda bilgi almak isterim. Önce isterseniz Kadir Hocam'dan alalım. Şimdi yürüyüş bence öncelikle günlük aktivitemiz. Hepimizin yapmak zorunda olduğu bir aktivite. O yüzden egzersizin yerini kendisi tek başına doldurmadığını düşünüyorum ben. Bunu bir şeylerle desteklemek lazım. Reformer gibi, yüzme olabilir, fitness olabilir. Yanına bir egzersiz daha koymamız lazım ki kaslarımızı da çalıştıralım, aktif edelim. Kas miktarımızı kaybetmeyelim, yağ oranımızı yükseltmeyelim gibi. Bunların da vücuda birçok faydaları var. Öncelikle dolaşımı çok sağlıklı hale getiriyor. Sonra kalp sağlığı için yürüyüş, bunlar öneriliyor. Sonra HDL dediğimiz iyi kolesterol, bunu arttırıyor. Stres hormonları dediğimiz kortizol, sonra epinefrin gibi bunları baskılayıp azaltıp bizi mutlu ediyor aslında. Evet, o yüzden yani. Ama sadece yürüyüş gibi değil, hepsinin aslında kendi yararları var, farklılıkları var. Pilatesin mesela biraz daha baskı olmadığı için, bütün kas gruplarını çalıştırdığı için pilates biraz daha stretching amaçlı. Hatta reçete olarak da yazılıyor Avrupa'da. Evet. Bel fıtığı, boyun fıtığı hastalarına. Ama ülkemizde biraz daha spor fiziksel görünüm olarak daha insanlar tarafından önemli kılınıyor. Ama biraz daha sağlık yönü aslında daha ön planda olmalı bence. Yani sadece şurada Batuhan Hocam'a cevap hakkı vermeden önce derim ki sadece spor yapmak yeterli mi? Beslenme, uyku, bir sürü şeyler sıralanıyor. O konuda ne diyeceksiniz? Kesinlikle yeterli değil. Bu işin beslenme de çok büyük kısmını oluşturuyor. Hatta Amerika'daki eğitimde biz ilk olarak beslenme bu işin %70'i, gym bu işin %30'u diye eğitim alırken bunu vurgulamışlardı. O yüzden ben bunu aslında yakıt olarak bakıyorum. Mesela kendi arabalarımıza da gittiğimizde güzel bir benzin istasyonu beğeniyoruz aslında yakıt almak için. Ama kendimiz her şeyi yiyoruz biraz daha. Kendimiz de biraz bence seçici olmalıyız vücudumuza aldıklarımız açısından. Doğru. Güzelli bir hayat. Evet, aynı kesinlikle. Zamanda. Yaşam o yakıt kalitesi. Konusu açılınca şimdi bir şey aklıma geldi, bir anım. Ben bir ara kansızlık çekiyormuşum. Farkında değilim. Çok fazla halsiz kalıyordum. Doktora gittiğimde İşte ne yapıyorsunuz? İşte tenis oynuyorum, şunu yapıyorum falan dedi. Siz nasıl aç, yani şu anda hiç yakıtınız yok dedi. Nasıl bunları yapabiliyorsunuz? Kansızlık çok önemli bir etken zaten. Kesinlikle. Her konuda. Ben şaşırmıştım o zaman, güzel bir tabir bu. Gerçekten yakıt önce vücutta olmalı ki kesinlikle bu yapabilirsiniz. Bunu harcayalım. Siz ne diyeceksiniz Batuhan Hocam? Şimdi zaten aslına bakarsanız bana çok söyleyecek bir şey kalmadı ama üstünden geçmek isterim. Kadir Hoca ile kesinlikle aynı fikirdeyim. Birincisi egzersiz zaten insanın hayatının temelinde olması gereken bir şey. Bir yerden bir yere giderken zaten yürüyüşümüzü yapıyoruz vesaire ama bu maalesef yetersiz kalabilir. 7'den 70'e kişinin rahatsızlığına ve sakatlığına göre bence öncelikle kendi sevdiği ve istediği branşı da seçmesi lazım. Yani
Ben açıkçası yüzmekten çok hoşlanmayan bir insanım. Su sporlarını çok sevmiyorum. Daha çok karadaki sporlarla ilgileniyorum. Bu yüzden evet yüzme bütün kas gruplarını, bütün vücudun kaslarını çalıştırıyor. Fakat ben koşmayı seviyorum. Bana uygun. Kalp rahatsızlığım var. Yürüyebilirim. Çünkü kalp rahatsızlığı olan birinin koşmasını bekleyemeyiz. Bunun yanına fitness pilates ekleyebiliriz ki dediği gibi Avrupa'da çoğu yerde reformer pilates reçete olarak yazıyor insanların duruşu, bel sorunu, boyunları ile ilgili sorunlarıyla alakalı. Bizim ülkemizde dediği gibi biraz daha spora kayıyor bu iş. Biraz da vücudu tanıyıp ona göre spor yapmak Kesinlikle. çok Kendini Kesinlikle. tanıması, vücudu tanıması aynen öyle. Çok güzel tamamladın Nur ablacığım. Onun dışında bu iş zaten beslenmeyle beraber yürüyor. Yani Kadir Hoca'nın dediği gibi %70 beslenme, %30 jim spor sahası. Yani istediğin kadar gel ama sen beslenmeni düzgün tutmazsan, yeterli yakıtı sokmazsan ve yakıtı yanlış cinsten sokarsan burada jimde istediğin kadar efor harca hem ilerlemezsin ya da yavaş ilerlersin. Yani bir vücudu istediğin forma 3 ayda sokmak varken niye 6-7 ayda sokalım ki? Baktığın zaman kaybı aradaki fark. Doğru. Mesela ben kapalı alan sporları hiç sevmiyordum. Sizin merkezinize gelene kadar, spor merkezinize. Daha çok dışarıda işte tenis, başka yürüyüşler, yüzme falan deniyordum ama şuna inandım. Gerçekten vücudun kaslarına, eklemlerine inanılmaz şifa gibi bir şey. Fark Kesinlikle ettin değil mi Ben öyle kendindeki tabii. kesinlikle Tabii. öyle. Yani. Yani bir dik duruşun bile kaslar açıldıkça hareketlerin daha da güzelleşiyor. Eklemleri güçlendiriyor çünkü. Eklemleri güçlendiriyor. İnanılmaz fark yarattı. Birinci dersimizde şu an atıyorum Evet. belki 20. 30. dersimizde senle. Evet. Gerçekten gözle görülür hareketleri yapışında bile fark var. Çok 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 fark oturdu etti. yani. İyi ki de denemişim dedim. O yüzden ömür boyu spor. Evet, Evet, hiç ömür boyu bırakmamamız herhalde lazım bunun kesinlikle. sürdürülebilirlik, evet, bir konu daha var aklımda. Sürdürülebilir olması çok önemli ama zaman zaman maalesef ara verebiliyoruz. Bilhassa pilatese, yüzmeye. İşte o dönemlerde böyle bir inanış var. Acaba doğru mu, yanlış mı diye size sormak isterim. İşte fitleşip de kas yapmak isteyenler kasını yapıyor. Daha düzgün, zayıf olsun, şöyle böyle. Ondan sonra bıraktığı zaman birdenbire çok fazla geri dönüş olduğu söyleniyor. Doğru mu bu acaba? Doğruluk payı nedir bu? Hemen sarkmaların olması, işte kilo almak falan. Birbirine yakın Bağlantılı mı, bağlantılı aslında mı? ama sarkma olayına ben katılmıyorum. Çünkü şimdi spor yaptığımızda vücudumuzdaki kas kütlemiz artıyor. Sürekli o bağ doku dediğimiz aslında şöyle de bir inanış var. Kaslar yağa dönüşür mü? Bu da mesela tamamıyla yanlıştır. Çünkü kas dediğimiz şey bizim dokudur. Yağ dediğimiz maddedir. Yani doku maddeye dönüşmez, madde dokuya dönüşmez. Ama biz o yağları sporla tüketiriz, yakarız, eritiriz. Yerine kas dokuları koyarız. Bu da bizim daha fit görünüme ulaşmamızı sağlar. Daha sıkı bir görüntü oluşturur bize. Ama birbirlerine dönüşmezler. Bunlar elma ile armut gibi aslında. O yüzden yağ yakıp kas doku şey yaparız yerine. Sarkmaların olduğu yere gelirsek, bu da sporu azaltırsak hayatımızda, biz artık bu dokuları daha fazla çoğaltamayız, üretemeyiz. Bunlarda bir azalma görülür. Bu azalan yerine de yağ dokular yerleşiyor. Beslenmemize de eğer ki hiç dikkat Evet, etmezsek. işte o süreçte, O bıraktığı süreçte süreçte evet. biraz yine aynı beslenmeye dikkat ederek, belki Kesinlikle de öyle. yürüyüşler yaparak Kesinlikle falan. öyle. Ama bunu spordan sonra yani insanlar spora bağlıyor biraz daha. İşte spor yani aslında bence kendilerine bahane üretiyorlar. Bir Çünkü şey çok insanlar. fazla var ve bu durum spora başlayanlar için negatif bir algı Evet, oluşturuyor. kesinlikle. İşte gideceksin ama işte 3 ay, 1 sene sonra ne Evet. olacak peki bıraktığın zaman deyince, "Aa, gitmeyeyim o zaman" falan Evet. oluyorsun. Genelde bunu yapmayan insanlar diğer insanları Evet. etkilemek için söylüyorlar Evet. ama yani spor yapmazsak zaten sarkacağız. Yani spordan sonra sarkma diye bir Yani şey yok. biraz da hani bu vücut için tabii ki, ama ruhsal olarak da inanılmaz mutluluk hormonu salgıladığına Kesinlikle öyle. inanıyorum %100. Kesinlikle Belki öyle. giderken biraz insanı, "Ay, gideyim gitmeyeyim" ama ondan sonra çıkışta, duştan Evet. sonra çok keyifli Evet. oluyorsun. Aslında Başka bir söylediğiniz doğru bilimsel olarak da bu kortizol denilen stres hormonunu baskılıyor, azaltıyor vücutta sporla birlikte o dolaşım. Ve bunun sonucunda da daha mutlu oluyorsunuz aslında. Yani aslında bunlar bilimsel olarak da bilimsel. kanıtlanmış şeyler, evet. O yüzden bize iyi hissettiriyor aslında.
Siz ne diyeceksiniz Batuhan Hocam? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hocam şunları ekleyebilirim ben de. Hocam dedim bu arada size. Siz bana okuyor, hocam hocam dediniz ki benden de hocam çıktı. Hocamsınız da ondan. Doğru. Nurhan abicim şunu ekleyebilirim. Spor nankör bir şey gerçekten. Nankör olmasındaki bahsettiğim şey şu. Sen bir seviyeye geliyorsun kendini yükseltiyorsun. Bıraktığın anda tekrardan bir şekilde kaybetmeye başlıyorsun ve döndüğünde diyorsun ki ben eski yerimdeyim. Aynı kiloyu kaldırabilirim. Aynı mesafeyi koşabilirim. Öyle bir şey yok. Spor bir anda senden alıyor. Yapmadığın şekilde senden geri götürüyor. Performansın düşüyor. Performansın düşüyor. Aynen öyle. Halbuki insan beyni ne diyor? Ben geçen gün 20 kilo kaldırmıştım. Gene kaldırabilirim. 3 ay sonra geliyor 20'yi yerinden kaldırmıyor veya belini sakatlıyor. Senin sorduğun soruya istinaden şunu söyleyebilirim sarkmalarla alakalı. Şimdi buradan çok da sallamak istemiyorum insanlara ama bizim sporu çok tepe boyutlarda da yapanlar var. Yani ne bileyim farklı ilaçlar kullanan kimyasal olarak. Evet. Birazcık daha bodybuilder dediğimiz hani iri kas gruplarını çalıştırıp evet, yani öyle bir kesim irileşmeyi var, seven evet. Diyelim. Bu insanların da şimdi gördüğü bu adamlar ne yapıyor? İster istemez vücutlarına kimyasal bir maddeler enjekte ediyorlar. Çok yüklü besleniyorlar. Normal bir spor yapmıyorlar. Ağır bir spor yapıyorlar. Bu ağır sporun sonrasında da belli bir sakatlık yaşadıklarında veya o kadar yüksek bir kas hacminin farklı dışarıdan bir etken maddeyle sağlanmış bir kas hacminin bir sakatlık sonrası 3 ay bıraktı veya bodybuilding'i bıraktı. Sarkması çok normal. Ama bu senin gibi sağlık için, fit kalmak için, bizim gibi birazcık daha hani normal, ben sağlıklı, fit bir görünüme sahip olayım diyen insanlar için bu kadar büyük sarkmalar zaten olmaz. Ya organik spor yapalım diyorsunuz. Aynen. Kesinlikle. Bunu da altını çiziyoruz aslında gerçekten. O da çok uzun vadede ya büyük yararlı. Bir uğraşarak, çabalayarak yapmak var. Bir de gerçekten evet. Gökten bir şeyin gelip yapması var. Hayatta da böyledir evet. Ya. Uğraştığın şeyler her zaman daha evet. Güzel olur gerçekten. İşte bu işi sağlık için yapıyoruz. Yani sağlıksız bir şey vücuda almanın hiç anlamı ben yok. Ben de tasvip evet. Etmiyorum bunu. Uzun yol olsun ama doğru olsun. Kesinlikle. Yani düzgün bir yol olsun bu. Her konuda böyleyiz zaten. Evet. Dürüst olmak gerekirse. Bu arada Batuhan Hocam'la konuşurken Survivor, Batuhan Hocamız tabii ki geçen dönem Survivor geçen katılmış bir kişi Batuhan. Şimdi sen söyleyince böyle şirk olarak gitti bak beyin. Evet, ben tabii ki bir başka programda uzun uzun konuşmak isterim ama hangi şartlarda katıldınız, neden katıldınız, teşvik edenler oldu mu sizi? Tabii oradaki de. anıların hepsini anlatmak çok zordur. Ayrılışlarınızı. İmkansız. Nedir? Olumlu olumsuz yanlarıyla böyle bizi dinleyen değerli izleyicilerimize anlatırsanız. Şöyle Nurhan ablacığım. Ben zaten yarışma biliyorsunuz ilk başta çıktığı zaman zaten aşırı popüler. Bütün Türkiye'yi kasıp kavuran bir yarışmaydı. Ve yani benim de hep çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Basketbol sonrasında antrenörlük vesaire. Katılmak istedim. Kendimi birebir challenge olarak yarışmak istediğim. Birileriyle rekabet içine girmek istediğim bir programdı. Her zaman önümde bir basketbol gibi bir engel vardı. Takımı bırakıp nereye gidiyorsun? Veya ne bileyim sonrasında bir okul vardı. Gerçek hayat dediğimiz bir hayatın evet. Sorumlulukları vardı yani. Bu sorumluluklardan feragat etmeden de böyle bir yarışmaya katılmam zaten mümkün değildi gerçekten. Fakat geçen sene katılmak istediğimde, pardon hatta ben bir önceki sene başvurmak istiyordum. All Star senesi oldu. Katılamadım. Evet. All Star'da sadece biliyorsunuz eski yarışmacılar katılabiliyor gibi bir şart var. Sonrasında katıldım. Ailem de hiç buna zaten karşı çıkmadılar yani. Ne istiyorsan yap senin hayatın gibi bir şeyle döndüler. Katıldım. Zorlu bir süreçti gerçekten. İstanbul'a bir yandan derslerime devam ediyordum. Bir yandan İstanbul'a mülakatlara gittik. Gel ki 5000 kişinin falan belki de başvurduğu bir yarışmaydı, platformdu. Seçildim. Yedekten girdim bu arada ben. Yedek yarışmacılardan ana kadroya dahil oldum. Kötü konuşamam. Gerçekten güzeldi. Yani orada olmak güzeldi. Farklı bir ülkede olmak güzeldi. Katılmak hayal ettiğim, güzel en azından. Aynen. Hayal ettiğim bir yerde yarışmak, birileriyle kazanmak, kaybetmek çok güzeldi. Ben zaten hayatta bir şeyleri yaşamadan tecrübe edebilen bir insan değilim. Yani mantıklı mı, mantıksız mı yaşayıp göreceğiz. Bu mantıklı olduğum doğru. için. Beni etkileyen bazı şeyler oldu orada açıkçası. Pozitif de oldu, negatif de oldu. Kötü bir sezon geçirdik Survivor olarak geçen sene. Ülkede zaten kötü bir evet. dönem oldu maalesef. Evet. Deprem evet. vesaire bizim kötü program sırasında gibi. Haberimiz oldu ve herkesi down etti. Onun aksinde belki de eskiden katılmak istediğim yerin şu anla örtüşmediği gibi bir ayrıntıya düştüm. Yaşadığım bazı kamera arkası diyaloglarla ters düşmelerle beraber yarışmada birazcık
inancımı ve motivasyonumu kaybedip bir şekilde yönetimdekilerle bir iletişime geçtik ve ben yarışmadan kendi isteğimle ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Bundan pişman mıyım? Gittiğim için çok mutluyum. Bıraktığım için pişman mıyım? Maalesef ki ben hayatta hiçbir yaptığımdan, verdiğim karardan pişman olan bir insan değilim. Bu yoldan gitmem gerekiyormuş. Benim burada şimdi yeniden başaracağım hedeflerim, istediklerim, gelmek istediğim yerler var. Bunu zaten şu an Kadir Hoca ile beraber yapıyoruz. Bence çok güzel bir tecrübe olmuştu. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve de gerçekten pişman olunacak bir şey değil zaten. Değil. Çok büyük katkıları olmuştur hayatınıza. Hı-hı. Çünkü orada gördüğünüz zorlukları yaşadınız. Bir de ailelerden uzak, değişik bir ortamda. Hı-hı. Gerçekten büyük bir psikolojik savaş diye düşünüyorum. Var, var. Tabii, zorlukları çok var. O yüzden çok şey kazandırmıştır. Belki çok daha ileride çok daha farkına varacağız bunların. Kesinlikle, kesinlikle. Bir kapılar kapanır, diğer kapılar açılıyor. Evet. Kendi isteğinizle gerçi kapatmışsınız o kapıyı artık olumlu veya olumsuz diye düşünmüyoruz onu. Hayırlısı olsun ama tekrar uzun uzun oradakileri konuşmak isterim. Olur, olur yani. Burada gerçekten 5-10 dakikaya sığdırabileceğim bir şey değil. Tabii. Kaç, ne kadar kaldınız orada? Yaklaşık 3 hafta falan yedektim zaten. Oradaki bir evde barındırdılar bizi, yedek yarışmacıları. Sonrasında da yarışmanın içinde, yani totalde aslında Domine'ye gittiğim ve döndüğüm süre 3 aylık bir süreçti. Yarışmada da bir deprem oldu, ara verdik vesaire derken yaklaşık bir 2 ay kadar da yarışmanın içinde o şartlarda kaldığımı düşünürsek. Güzeldi, evet. Güzel, daha nice güzel tecrübelere. Sağ olun. Bunlar hep hayatta kazandırılan. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Yine sporumuza dönelim. İkiniz için de aynı şeyi isteyeceğim. Şimdi tabii burada kısa sürede çok şey konuşmak istiyoruz ama bazen vaktimiz yetmiyor. Videoların da çok uzun olması seyircileri dinleme anlamında çok hoşlarına gitmiyor. O yüzden sözü ikinize vereyim. Önce Kadir Hocam'la da başlayabiliriz. Burada değerli izleyicilerimize hani hap niteliğinde bilgi, öneri ve tavsiyeler veya sporda olumlu olumsuz neyse ne söylemek isterseniz onları söyleyelim, öyle kapatalım programı. Tamam, ne dersiniz? Olur, olur. Kadir Hocam sizle başlayalım. Aynen. Her yaşta öncelikle eskiden biraz daha biz sokaklarda oynadığımız için, büyüdüğümüz için o zamandan koordinasyonlarımız aslında bizim mesela üniversitede bir dersimiz vardı. Oyunla hareket eğitimi diye. Aslında biz onları hepimiz çocukken sokaklardan aldık. Oynarken bir oyunlarımız hep ona yönelikti. Kesinlikle. Şimdiki çocuklarımız maalesef iPad'lerle, telefonlarla büyüdüğü için biraz daha ben bunu kulüpte de gözlemliyorum. Koordinasyon olarak çok zayıflar. Yani özellikle küçük yaşta onları spora yönlendirebilirsek ya da bir destek alırsak dışarıda o ileride onların büyüdükleri orta yaşlarında, yaşlılıklarında çok etkisini görecekler sağlık anlamında. Denge anlamında, her anlamda yani. O yüzden kesinlikle öyle. Aynen. Sporcu disiplinli gibi bir şeyler de var yani. Onlar yani çocuk yaşta bunları almak daha kolay oluyor tabii. Doğru. O şekilde yani küçüklükten bence spora daha çok yönlendirilmeli ama biz ömür boyu sporu yapmamız lazım. Eğer sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsak hayatımızdan hiç eksik etmememiz. Aynen öyle. Kalmak istiyorsak. Kesinlikle. Kimseye. Çok doğru söylediniz. Ben de bir eğitimci olarak hep öğrencilerime söylerdim. Sporu bırakmayın. Spor insanın hayatında olumsuzlukları, negatifleri neyse artık orada atıp da tekrar derslerle ilgilenmek daha kolay oluyor. Aynı şekilde hayatla olan bir sürü savaşlarımızda, olumsuzluklarda her zaman spor bizi motive eden. Evet, terapi gibi. Şey. Terapi evet, gibi. Terapi gibi. Kendimize ayırdığımız. Herkesin bütçesine göre, kendine göre yapabileceği spor mutlaka vardır. Kesinlikle katılıyorum. Genelde bu da bahane olarak görülüyor ama herkes bir şekilde yapabilir. Tabi bu YouTube'daki video izleyip evde uygulamak bunlara dahil değil. Genelde insanlar çok yaygın oldu. Her video her insana da uygun değil. Kesinlikle. İzleyip evde yapmamalarını öneririm. Yani bir destek almak, bir işin uzmanından. Mesela bazen öğrencilerimiz de bize soruyor, işte beslenme programı yazıyor musunuz diye. Yazmıyoruz çünkü o diyetisyenin işi. Doğru. Biz sadece egzersiz bilimiyle ilgileniyoruz. O yüzden bir destek almalarında fayda var. Evet, maddi anlamda daha iyi durumda olanlar spora yazılımda gibi bir diyetisyen de bulmalı kendisine. Siz en azından fikir verirsiniz ama kesinlikle öyle. Diyetisyenin söylediği çok daha önemli bence yemesi içmesi. Sadece çünkü protein zarar veriyormuş. Hani protein ağırlıklı beslenme. Hep yaygındır bu ama vücuda zarar veriyormuş değil mi? Kesinlikle fazla protein de öyle. Evet. Zaten gut hastalığına da sebep oluyor ekstra. Kalbe, o yüzden böbreğe, kesinlikle öyle. Sindirimi de çok zor. Beslenmek. Çünkü tok tuttuğu için insan kendine
ha işte acıkmıyorum diyorsun evet. Ama öbür tarafta karbonhidratların da çok önemi varmış. Kesinlikle öyle. Onları tabii mesela akşam et yiyor. Biraz daha et yemeye insanları yönlendiriyorlar. Hani karbonhidratı azaltıp ama etin sindirimi de çok uzun olduğu için bence gece daha hazım çok problemi. Daha 8 saatte sindirilen bir kırmızı et var. O yüzden ben akşam yemeği çok önermiyorum mesela kendim araştırmalarımda. Belki çok erken 4-5 saatte evet. Yiyorsa evet. Olabilir. Onun doğru. için ülkemizde çok bu fitness alanında da bence beslenme alanında da çok bilinen doğru yanlış. Olmayan yanlışlar var aslında. Evet. Bunları bir uzmana danışmak lazım. Çok keskin olarak hiçbir şeye girmemek lazım. Kesinlikle. Uzmansız yapmayacaksa da yani uzman kontrolünde olmayacaksa da kendi başına çok keskin kurallar koymamalı en azından. Kesinlikle öyle. Batuhan Hocam siz neler söylersiniz? Sizin konuştuklarınızı istinaden çok güzel konuşuyordunuz bu arada. Söylediklerinize çok katılıyorum. Kesmek istemedim hiç. Çocuklarla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Kadir'in söylediği çok doğru. Çocuklarda gerçekten bir koordinasyon eksikliği oluşuyor. Fakat bence biz eskiden abi sokaktaydık ama etraf da biraz daha güvenliydi. Burada çok kesinlikle farklı bir evet. konuya gidiliyor burada maalesef evet. ama o yüzden imkanı olan veya imkanı olmasa bile imkanları dahilinde o çocukları evet iPad'lere şeylere gömüldüler ama spora teşvik etsinler. Çünkü biz sokakta yapıyorduk. Daha güvendeydik. Daha evimizin önünde top oynayabiliyorduk. Evet. Şimdi çocukları gerçekten her fiyata tabii ki de her aile bir şey ödeyemez ama imkanına göre yerlerde bulabilir. Çocukları daha çok spora yönlendirmelerinde fayda var. Böyle bir fark var bence bu çocuklarla ilgili şu anda. Maalesef çünkü çevre de güven değil. İnsanlar çocuklarını salmaktan, bir yere bırakmaktan korkuyorlar. Yani burada bizim tesisimiz Alsancak'ta veli çocukla beraber geliyor. Veliye diyorum siz niye geldiniz? Kaç yaşında çocuk? Ya güvenli değil. Kız çocuğu, fuar. Evet. Hani bu tarz şeyleri de duyabiliyoruz evet. maalesef. Şehrin göbeği. Aynen öyle. Beslenmeyle de ilgili şu anda Netflix'te bir belgesele başladım. Ne yersen olsun. İkizlere yapılan bir şey. Buradan öneririm izleyicilere hem de size de. Evet, ben de çok hoşuma gitti ve ben de biraz uygulamaya çalışıyorum. Yani fazla et tüketmenin zararlarından birazcık daha vegan beslenmeye yönelik insanları. Az olsa. Aynen yani ben eti hayatta kesemem. Büyük ihtimal çok et seviyorum ben de ama en azından eti azaltmama yardımcı oldu bu program. Öyle söyleyebilirim çünkü gerçekten çok açık bir şekilde anlatan bir belgesel. Buradan onlara onu önerebilirim yani açıkçası. Onun dışında benim en önemli söylemek istediğim şey istikrar, istikrar ve istikrar. İstikrar da çok önemli. Kesinlikle. Aynen öyle. En önemlisi. Her an bırakabilecek duruma geliyoruz bir şeyleri bahane ederek. Evet, kesinlikle. Orada işte bitiyor yapmak evet. lazım. Aslında burada biraz biz devreye giriyoruz. Yani evet. biz evet eğitmeniz, hareket gösteriyoruz, program yazıyoruz. Ayrıyetten de sizin düşen motivasyonunuzu evet. da arttırıyoruz. Evet. Burada yani birazcık da isteyen insanın gerçekten yapmaması için bir sebep yok. Güzel şeyler kısa vadede olmaz. Çok gelir geçer laflar belki ama bunlar gerçekten doğru. Spor camiası da özellikle kesinlikle öyle. Güzel şeyler bir anda olmaz. Zaten doğrusu da uzun vadede bir kilo kesinlikle vermek bile uzun vadede verilirse nasıl alıyoruz seneler geçiyor evet. alıyoruz onu. Aynı Hı-hı. şekilde 1-2 ayda vermektense. Kesinlikle. Zaten sağlıklı olan ayda 2 kilo diye. Evet. Evet. Öngörülüyor. Bu yüzden sağlıklı yani biraz sabır işi. Bizim ülkemizde insanlar bunu biraz 100 metre sprint bir koşu gibi görüyorlar ama bu aslında büyük bir maraton. Yani hayat tarzı olmalı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle olmalı. Öyle. Yani yemeği nasıl yavaş yemeyi öğrenmek evet. gerekiyorsa. Kesinlikle öyle. Sporu da hayatına katıp evet. bir şekilde o sporla birlikte hayatını evet. idame etmek. Sonucu lazım. Aldıktan sonra da bırakmamamız çok, lazım yani. Aslında. Aslında sonuçları da evet. güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Uzun vadede evet. yaptığın zaman çok mutlu oluyor. Evet. İnsan onu görünce zaten kendisi motivasyonu artıyor. Yani eve gittiğinde bir bakıyor giremediği bir pantolona girmiş. Evet. Aa diyor daha çok istekli bir şekilde evet. gelmeye başlıyor. Değişiyor yani. Evet, bayanlar için orta yaş bayanlar için özellikle onlara. Evet. Çünkü dediğiniz doğru çok obezitenin arttığı seneleri yaşıyoruz. Evet. Eskiden Amerika'da vardı şimdi Türkiye'de ve bütün Avrupa ülkelerine bu yayıldı. Et konusuna da gelince belki de çok ileride bizim çocuklarımız, torunlarımızın torunları ama eskiler hayvan yiyormuş işte, inek yiyormuş falan diyecekler. Yani evet, tamamen kalkacak de. Bu da. Evet. Diye düşünüyorum aslında. Kesinlikle. Çok korkunç bir şey gelecek onlara bu durum. Evet. Meyve sebzelerde bile baktığımız zaman eskiden daha doğaldı. Yani dolapta mesela dışarıda 2 gün bırak bir domatesi atıyorum. Belki hemen bozulurdu şu anda. Bir haftalık bir yere gidiyorum. Geliyorum domates hala aynı duruyor. İçini kesiyorsun sert. Maalesef biraz yani yediklerimize dikkat etmeliyiz. Dışarıdan bilmediğimiz her şeyi yememeliyiz. Özellikle.
özellikle et konusunda. İlla ki de spor yapmalıyız. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Tekrar burada görmek isteriz sizi. Tamamdır. Değerli izleyiciler, bir başka programda tekrar birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İzmir'e dair TV'ye lütfen YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.